tasavvufta kullanılan çok yaygın kavramlar bu vahdeti vücut, vahdeti şuhud diye. Burada tabii ki detaylara giremeyeceğim. Yani çok uzun Muhittin Arabi'nin dediği, İmam Rabbani'nin dediği, sonra başkalarının bu konudaki parantezleri, yorumları. Yani burada bir farklılık var tariflerde. Fakat şunu söyleyelim. Sorunlu olan burada bir bölge var. Sorun olan bölge Allah'la varlığın özdeş görmek. Yani varlığın Allah'tan olması ayrı bir şey. Yani Allah'ın varlığı yaratması ayrı bir şey. Varlık Allah'a eşittir demek aynı bir şey. Şimdi tasavvufla ilgili olaylarda insanlar özellikle anlarken, bakıyorsunuz tarif ederken, yani canım bundan kasıt, işte madde Allah'ın yarattığı bir şey. Allah buna hakimdir demek diyorlar. Veyahut Allah'ın sıfatlarının tecellisi ifadesi çok kullanılır. Şimdi bu tabii ki böyle tarif edildiğinde bir sorun ortadan kalkıyor. Böyle tarif ediliyor olsaydı sadece. Şöyledir diyoruz. Diyelim ki burada bir çay bardağı var. Bu Allah'ın sıfatlarının tecellisi nedir? İşte Allah kudretli. Allah'ın bilgisi yüksek. Allah yüksek bilgisi ve kudretiyle evreni öyle bir yarattı ki işte Higgs parçacığıyla kütle maddeye geldi. Protonlar, elektronlar buluştu. Ve evrende öyle bir potansiyel var ki cam bardağı çıkabiliyor evrenden. Bu evren Allah'ın sayesinde var. Evrenin içindeki her şey de Allah'ın sayesinde var. İşte Allah'ın kudreti ilmi bu cam bardağına sebebiyet verdi. Yani bu Allah'ın kudretli bir varlık olmasa Allah, bilgisi olmasa, evreni yoktan yaratmasa Allah, yaratıcı olmasa cam bardağı burada olmaz. Yani cam bardağı Allah'ın sıfatlarının bir tecellisidir dendiğinde bence bir sorun yok. Yani burada siz aslında cam bardağı eşittir Allah'tır gibi bir şey demiyorsunuz. Fakat vahdeti vücut, vahdeti şu bu tip ifadeler kullanınca terminoloji özellikle vahdeti vücut ifadesi öyle bir yerde anlatılıyor ki varlık bizatihi Allah'a eşitmiş gibi anlatılıyor. Orada çok ciddi sorunlar var İslami açıdan. Niye? İslami açıdan bir yaratanla yaratılan arasında ciddi bir fark var. Yani ontolojik olarak derin bir fark var. Yaratılmış şeyler sonradan var olmuş. Allah ezeli bir varlık. En azından madde kendisi ezeli değil. Buradan ciddi bir sorun çıkıyor. İkincisi, bu varlığın yaptığı belli şeyleri Allah kötü olarak nitelendiriyor. Mesela kötü olan şeylerden birisi nedir? Diyelim ki sizin bir kimsenin yemeğini çalıp onu aç bırakmanız kötüdür. Diğer taraftan aç olan birine yemek vermeniz iyidir. Fakat eğer ki her şey Allah'sa, yani verdiğiniz yemek de bizatihi Allah'sa, ekmek falan, doyurduğunuz fakir de Allah'sa, doyuran da, doyurulan da, yani her şey Allah'sa, Allah dışında başka hiçbir varlık yoksa, bu böyle anlatılıyor. O zaman yani bir kimseyi aç bırakan, yemeğini çalanla ona yemek veren arasında ciddi bir fark kalmıyor orada. Ciddi bir fark kalmıyor, hiç fark kalmıyor. Yani evrende iyilik veya kötülük ortadan kalkıyor. Veya bir sürü saçma sonuç çıkıyor. Mesela kimi insan Allah'ın varlığından şüpheleniyor diyelim. O zaman Allah kendi kendinden mi şüpheleniyor gibi bir olay ortaya çıkıyor. Ama vahdet, yani tek varlık vardır, Allah'tan başka varlık yoktur diyorsanız buna benzer şeyler ortaya çıkması lazım. Ve nitekim bu söylem bir sürü saçmalıkları ortaya çıkarmış. Mesela Muhittin Arabi'ye gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz bolca bir şeytan övgüsü. Adem'i yeriyor. Şimdi iyilikle kötülük, yani bir sınırı kalmayınca ortada, öyle saçma cümleler de ortaya çıkabiliyor. Veyahut da bir bakıyorsunuz başka bir tanesi çok büyük tasavvuf ulusu diyorlar. Bu cübbenin içinde Allah vardır diye ortaya çıkmış. Şimdi bunu saçma, yanlış, İslam'ın, Kur'an'ın anlattığı Allah inancı, tevhid açısından, felsefi açıdan, hangi açıdan sakın? Yanlış olduğunu söylediğimizde bir de şöyle diyenler var. Öyle dedi ama ne demek istedi? Allah Allah diyorsun, bu öyle derin bir şeyler dedi ki, yani bir de sana öyle bir nazarla diyorlar ki o büyüklerin falan dediğine bizim aklımız ermez. Hani aşağı yukarı şunu demek istiyorlar, yani sen biraz geri zekalısın. Ondan bunu anlamadın.
çok derin mana cübbenin içinde Allah var demiş. O ulu adamlar ne demek istedi? Bunlar o kadar büyük kafalar, o kadar büyük şeyler ki çok senin gibi bir beyinsizin anlamayacağı kadar büyük bir şey söyledi. Demeye geliyor laf. Yani buradan saçmalığın üst akıl diye bir yutturması var. Yani olabilecek en büyük saçmalama, yerseniz bunu en üst seviyede bir akıl yürütme şeklinde bize sunuluyor. Bu izahlara da çoğunuzun tanık olduğuna eminim. Değil mi? O yüce adamların aklına bizim aklımız ermesi. Ya kardeşim, adam kendini Allah demiş. Yani cübbenin içinde Allah var demiş. Cübbenin içinde var olan şey işte yani pislik taşıyan bir mide, kan, irin, ölümlü bir beden. Adam ona Allah demiş. Yani adamın saçmaladığını söylemeye çekiniyorsun. Ulan adam çok yüce bir adam. Benim kafam almıyor. Geri zekalıyım. Bu ne kadar yüce bir adam. Diye düşünmelisin diyor sana adeta. Yani bu bizim vahdeti vücuttan yediğimiz kazık. Tabii şimdi bu vahdeti vücuttan yediğiniz kazık hani şeytanı övme, Adem'i yerme, cübbenin içinde Allah vardırla falan filanla gitmiyor. Öyle kıssalar ortaya çıkıyor ki her şey Allah olunca bin bir saçmalık ortaya çıkıyor. Mesela işte Türkiye'de çok sevilen böyle bir şahıs var. Bu tasavvuf işleriyle ilgili bir amcamız. Çok da güzel dönen bir arkadaş. Bir sürü kişiyi de döndürmüş fırıldak gibi. Şimdi bu arkadaş bir gün şeyhinin yanına gidiyor. Şeyhinin yanına gittiğinde bir bakıyor şeyhi hanımıyla beraber. Şimdi bunu başkaları anlatıyor. Belki de yalandır. Bu şahsı iftiradır. Ondan adını vermiyorum. Yani umarım iftiradır. Şeyhinin yanına gittiğinde bu kişi bakıyor ki şeyhi hanımıyla beraber çıkıyor. Daha sonra geldi şeyhi diyor ki niye çıktın? O da diyor ki işte eşinizle falan beraber yani bana diyor Allah bazen diyor eşim suretinde gelir diyor. Sonra diyor ki bu da bir şey mi diyor? Beyazıt-ı Bistami Hazretleri'ne diyor Allah diyor erkek çocuk suretinde gelirdi. Şimdi adam pedofili yapıyor. Kendisi Allah, o çocuk da Allah, Allah'ın parçası, bütün her şey Allah. Canım yani adam pedofili, ben Allah'la beraber oluyorum. Zaten her şey Allah diye temellendiriyor. Bunlar işte kısası evliya, mısası evliya, menakıbe evliya, carçut kitaplarında yazan şeyler, hani benim uydurduğum falan kenarda köşede kalmış iddialar, bunu anlatanlar da Allah diye bağırıp sanki güzel bir şey anlatıyormuş gibi şey atıyor. Adam ne anlattığından habersiz. Yani işin doğrusu bu vahdet-i vücut meselesinin İslam'a kazığı çok büyük olmuştur. Yani İslamiyet tevhid inancını getirmiş bir dinken, tevhid inancına bana göre ciddi anlamda zarar verici etkisi olmuştur. Tevhid inancına zarar verici etkisinin altında, şimdi her tarikatta da yansıması aynı olmuyor. Şimdi bazı tarikatlar bu izahlardaki kabul ediyoruz diyorlar da, anlamıyorlar da zaten ne demek istendiğini vahdet-i vücutla. Saçmalığı yorumluyorlar, kabul etmiyorlar sonuçta. Yani vahdet-i vücudu kabul ediyoruz diyor, onu bunu kabul ediyoruz diyor. Bir bakıyorsun, sorsan adam kabul etmiyor, iyi ki kabul etmiyor. Sonuçta o izahlar yani kabul etmiyormuş gibi. Ama bir kısmında da işte pedofili gibi olayların yaşanması şu bu tipi olaylar, bunlara atıfla, bu saçmalıklara atıfla örtülmeye çalışılmıştır. Yani bin bir rezaletin altında vahdet-i vücutta atıflar karşımıza çıkabiliyor.